Hindistan'da kansere yine çözüm bulunduğu konuşuluyor. Hindistan'da. Hindistan'da. O kadar nüfus olunca her şey onlarda. Hindistan terk ediyorlar. Yine kansere çözüm haberi vardı. Tabii ne kadarı gerçek henüz belli değil. Ama maliyeti konuşuluyor. Maliyeti ne kadarmış yani, ne kadardan satılması bekleniyormuş? İlaçtan tarifeden İlaç, bahsediyor. Evet, evet. ne kadar? 1,2 dolar. Tabletin tanesi mi? Bir kutusu mu? Ne fark eder yani artık? Ucuz. Şimdi 1,2 dolar günde 3 defa kullanacaksan günde 3,6 dolar yapar. Ameliyat Bir ayda olmazsan ucuz olur. çarparsan Çarparsan da ucuz olur. ömür boyu kullanman gerekiyorsa Olabilir yani. Tamamen %100 engelleyecekse herkes kullanır. Ama yani burada önemli %100 olan engeller mi? Lüks etmesiyle ilgiliymiş aslında çalışma. lüks etmesini Evet. engelliyor muymuş? Evet, bunun üzerine Hangi kanser? çalışma. Yani benim gördüğüm kadarıyla meme kanserinde en çok çalışma yapılmış. Hindistan'da birinci sırada meme kanseri varmış tabii. Kadınlarda. Kadınlarda. Ne diyorsunuz bu konuya? Hayırlısı olsun diyorum. Hindistan'la ilgili. 1980'lerden itibaren, yani 80'lerin sonlarından itibaren düzenli gazete takip ederim. Yılda 5-6 defa böyle bir haber çıkar. Kanserin tedavisi bulundu. Yaklaşık 30 yıldır kanserin tedavisi bulunuyor. Bir defa kanser diye söyleyince halk arasında tek bir şey gibi anlaşılabilir. Kanser tek bir şey değil. Tiroid kanseri başka bir şeydir. Meme kanseri başka bir şeydir. Bağırsak kanseri başka bir şeydir. Biyolojisi farklıdır. İlerlemesi farklıdır. Yayılması farklıdır. Hepsi farklıdır. Dolayısıyla kanser deyince de böyle tek bir kanser yok. Hangi kanserin tedavisi bulundu? İçeriğinde de en fazla bulunan etken madde sizin çok sevip sürekli önerdiğiniz bir şey. Resveratrol. Evet. Resveratrol canlı. Resveratrol Karadeniz'de yetişen üzümde çok fazla bu arada. Diğer Ege'de yetişen de, Marmara'da yetişen de az mı oluyor? Üzümde çok fazla. Kırmızı şarap tavsiye ederim. Türkiye'nin bir şarap haritası var. Karadeniz'den geçmiyor.